Merhabalar ben Şenay Akkurt. Ben Ayşegül Kumova. Bir Hayat Var'a hoş geldiniz. Yeni bir bölümle karşınızdayız. Evet bir hayat var onu da iyi yaşa diyoruz. Gerçekten hayatı keyifle iyi yaşamak ve kendimiz için güzel şeyler yapmak adına sorular soruyoruz, merak ediyoruz ve aramızda tartışıyoruz ve sizinle de paylaşıyoruz. Yeni bölümümüzün yine bir Meraklı sorusu var. Tüketim çağında yaşıyoruz ve bu içinde bulunduğumuz tüketim çağında tüketmeden yaşamak mümkün mü? Bu nasıl yapılabilir? yapılmalı mı yapılmamalı mı ki yapılmalı oldu kesin zaten bu arada. Böyle bir sorunun peşine takıldık. Çünkü gerçekten istemeden tüketmekle meşgulüz aslında hepimiz ve bunu bazen bilerek bazen ya yani çoğu zaman da bilmeyerek yapıyoruz. Tüketen bir insan mısın? Çok tüketir misin? Ya neyi tükettiğimize bağlı. Çok fazla para harcayıp tüketmekten söz ediyorsak hayır. Çok fazla tüketen bir insan değilim, hı hı. ama zaman zaman tuzaklara düşmüyor muyum? Düşüyorum. Kapitalist düzende yaşıyoruz, hep beraber. Aşırı bir uyaran var, <laughs> yani uyaran tüketmemiz var. için, kazandığımız parayı harcamak için hatta harcayalım diye kazanıyor bir haldeyiz. Bence bütün dünyada bu durumda zaten. Fazla aldığımız, çöpe attığımız yiyecekler, sürekli evimize dekoratif eşya, mutfağımıza tabak, çanak, üstümüz, başımız, aksesuarımız, hı hı. giysimiz derken. E, bu tür bir tüketime baktığımız zaman istemsizce tükettiğimizi ve fazla fazla e, tükettiğimizi görebiliyoruz. Üzerinde iki tane sweatshirt'ün, iki tişört'ün, iki pantolonun olsa yaşayamaz mısın mesela diye soruyor insan kendine. Aslında yaşanır. Şöyle iki taraftan bakacağım. bir Mesela biraz daha eskiye gideceğim. Belki hani annelerimizin, babalarımızın ya da anneannelerimizin, dedelerimizin zamanına. Hı hı. O zamanlarda e, her şey bu kadar... ...kolay ulaşılabilir durumda değil. Hı hı. Ee, işte ne bileyim... ...gidelim de bir ayakkabı alalım... ...gidelim de üstümüze başımıza bir şey alalım dedikleri... ...belli yerler var. Hı. Daha çok diktiriyorlar... ...falan mesela üstlerine başlarına bir şey almak için. Bir kere tadilat yapma... ...terzi, e, tekrar işte ne bileyim... E, ...bir şey... ...tamir etme kavramı Sür, vardı. Sürdürülebilir olarak kullanma. Yani Gerçekten, aslında şimdi tekrardan... Üstünde paralanana kadar. Evet, tekrardan hani gündeme gelen konu. Ama şimdi... E, Öyle baktığımız zaman evet çok farklı bir yerdeyiz ve tükete tükete yaşıyoruz. İşte atıyorum e, bir kıyafetin işte yeşili varsa sende ah diyorsun işte bir de sarısı mı olsa acaba? Çok sevdiğin bir ünlünün e, giydiğini görüyorsun bir şeyi ah bundan bende de olsa deyip alıyorsun. Pazarlama taktiği olarak da bunlar çok kullanılıyor biliyorsun hani e, bu tip e, şeyler, Değil araçlar misin? var. Tamamen şu anda biz reklam sektörünün pazarlama dünyasının e, o hırslarının ve günümüzde artık dijital e, medyanın e, bizim önümüze getirdiklerini almakla yükümlü hale geldik. Hmm. İhtiyaçtan tüketmiyoruz. Tüketmenin kendisi bizzat ihtiyaca dönüşmüş. Almam lazım, hmm. gitmem lazım, yemem lazım, bu rengi de lazım. Hayır, lazım değil. Ve AVM'ler bunun ibadet hanelerine dönüştü bence. Tabii. Adım başı AVM ve e, boş vaktinde hafta sonunda insan insanlar sevgilisiyle, ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla Vakil yapacak bir şey bulamıyor. Gidip orada dolaşıyor ve mutlaka bir şey alıp çıkıyor. Bu bir yaşam şekline dönüştü. O yüzden tüketmek bir ihtiyaç. İhtiyaçtan alışveriş yapılmıyor. Tüketme davranışının kendisi psikolojik... Hı -hı. Ve kendi tatminimizi sağlayan bir ihtiyaca dönüşmüş durumda. Bence asıl tehlikeli alan burası. Burayı çözme ihtiyacı. Çünkü dünyayı felaket bir şekilde yok oluşa sürüklüyor bu tüketim çılgınlığı. İnanılmaz atık çıkarıyoruz. Evet. Ve her şeyi mahvediyoruz. Şimdi şu ara moda dünyası da bu konuya çok odaklandı galiba. Şimdi Kıyafetler falan konuştuğumuz için bu aklıma geldi. Baya tekstil sektörü aslında dünyada moda sektörü daha sürdürülebilir malzemeden bir şeyler yapma. Biraz önce zaten ona gelecektim. Geçmişte üretilen şeyler aslında işte anneannelerimizin döneminde üretilen şeyler çok daha kaliteli kumaşlardan, çok daha, dayanıklı. daha uzun süre dayanıklı malzemelerden yapılıyordu. Belki bizlere kaldı. Biz giyiyoruz şu an ayakkabısını bile. Ve gerçekten bugün alınmış kadar güzel görünüyor. Hatta 15 yaşında falan aldığım bazı işte kazaklarımı falan hala evde orada burada giyebilir haldeyim çünkü ee, çok, çok güzel. sağlam duruyor muhteşem bir şey ama şu anda aldıklarım bir iki aydan fazla bazısı gitmiyor bazısı da birkaç yıldan fazla gitmiyor neden çünkü tüketmek üzerine üretiliyor her şey yani atıyorum bir telefon al alıyorsunuz e o telefon zaten iki sene sonra ömrünü bitirecek şekilde üretiliyor Hı -hı. Yenisi, yenisi çıkacak yenisini alacaksın. almak isteyeceğim şimdi çünkü şimdi bu e e içinde yaşadığımız dönemde e biraz zor alırız da e artık böyle şeyleri Ay, istesek de imkansız, <laughs> hani evet fakirin. telefon kendini yok ediyor ama yenisini <laughs> alacak e, finans nerede? Ederse etsin Bu, artık. Demin söylediğim tekstil meselesinde şöyle bir notum vardı benim. Hmm. Çoğu, e, giysilerin çoğunun üretiminde petrokimyasal sentetik fiber malzeme kullanılıyormuş. Ne kadar büyük bir zarar ziyan, dünyada yok olmayacak, korkunç ve giydiğinde Çıldınca sana da zarar üretim. verecek bir şey. O yüzden e, Gitgide daha doğal malzeme pamuk işte vesaire hmm. ve dayanıklı e, ya da vintage hatta bu işte şeye giriyorlar ya ikinci el yani dönüştür değiştir <laughs> e, değiş tokuş yap birine ver ikinci el mağazalardan al ki sen satın alırsan yenisi üretilecek. Bir ürünün üretilme sürecinde inanılmaz aşamalar var ve her birinde geride bıraktığı izleri dünyada yok edilemez bir dünyaya zarar veren çevre anlamında çok büyük bir yıkıcılığa sebep oluyor. O yüzden ne kadar çok satın alırsak o kadar çok üretimi teşvik ediyoruz. Kesinlikle. Diğer taraftan neden insanlar sürekli bir şey alma ihtiyacı içinde? Neden alıyoruz hepimiz? Yani Neden ben de bunun bir parçasıyım. Doyumsuz hale geldik bence. Yani bu bir karakter ya da kişilik meselesi değil. Yani kişilik olarak öyle insanlar olmayabiliriz Hı -hı. ama herkesin yaşama biçimi çok doyumsuz hale geldi. Aa işte sadece üstümüze başımıza aldığımız bir şey değil. İşte mutfağımıza aldığımız, evimize aldığımız tabii, tabii. her şey. Aa, Evin de modası var. Ne kadar var. güzel. Evet, şunu Duvar da alayım. boyasının, lambanın, ne bileyim aksesuarın da mı her şeyin bir de modası şu galiba var galiba kolaylaştırdı şu an düşündüm ulaşılabilir olması da insanı çok cezbediyor. Yani online falan her yerden bir şey alabilirsin evet. İstediğin gibi ayağına gelir hemen oradan seçiyorsun şu parmak hareketiyle bakıyorsun. Tabii. Hatta karşımızda Kit. takip ettiğimiz her bir insan üstümdeki de bilmem ne çok beğendiysen senin için çar bir liste hazırladım. Ay inanmazsın yüzde yirmi indirimli kaydır al falan gibi. Herkes çok sormuş onun için anlatıyorum deyip. <laughs> ben kültür sanat tüketicisi olmaktan çok mutluyum. Burada tüketirken ay bunu fazla tükettim az tüketeyim ya da hay Allah filan demiyorum dünyaya. Onun bir zarar verdiğini düşünmüyorum. Veriyorsa da siz söyleyin ben de öğreneyim yani. Ama diğer taraftan öyle bir hale geldik ki parayı kazanmak çok zor, harcamak çok kolay. Ve biz her şeyi sadece tüketmek için kazanıyor gibiyiz. Aslında bakınca şöyle düşünüyorum. Tüketmenin bir sürü farklı sebebi var. Mesela statü için, imaj yaratmak için, havalı görünmek için, bir yere ait olduğunu hissetmek için. Psikolojik olarak insanları rahatlattığı kesin. Ama neden rahatlamayı evet. burada arıyoruz kısmını ben merak ediyorum. Hepimizde mesela ay çok daralmışım, çok sıkıldım. İşte bir alışverişe gittim, bir çanta aldım. Ay çok güzel. O anlık bir hmm. mutluluk, anlık bir mutluluk. Ama aslında o çanta senin hayatındaki sıkıntılı bir şeyi yamamayacak, bir boşluğu doldurmayacak. Bir boşluğu Ertesi dolduruyormuş gibi. O onun heyecanı ilk hmm. koluna taktın, iki bir şey yaptın, bitti gitti koyuyorsun. Yani hmm. o bir eşya sonuç olarak. İşte onun için doyumsuz hale geliyorsun. Galiba sistem bizi bu doyumsuzluğa çevirdi. Yani Kesinlikle. bu bir döngü oluşturdu ve o döngü şu an yani asla kırılmıyor. Şey gibi, ne deniyordu ona? Kısır, kısır döngü. döngü. <gülüyor> <gülüyor> Döngünün başına kısır eklemeyi unuttum. Kuramcılara geçen e, akşam bir baktım. Hani tezler mezar çok saçma bir yolculuğa kapıldım. Oralara kadar evet. girmeyeyim şimdi ama... Filozoflara e, kadar gider. E, her yere gitti bu. Sosyologlar, felsefeciler, hmm. düşünürler, kuramcılar. Ve ortalamada bununla ilgili çalışan belli isimlerden çıkan bir şey var ki... ...günün sonunda biz kimiz? ve kim olmak istiyoruz? Bunun peşinde bir tüketime sürüklendiğimiz ortaya çıkıyor ve tabii ki sistem bunu inanılmaz besliyor ve psikolojimizle oynuyor. O yüzden hem psikolojik hem sosyolojik birçok tartışmaya açık başlık var. Biz burada oturup da akademisyen gibi ya da kuramcı gibi tabii ki oralara girmeyelim ama kendim bizzat biliyorum Etkilen, ki ben etkileniyorum. ve alışveriş olarak. yapıyorum. Ama şuna baktım arkadan. Dedim ki peki dünya ve insanlar bununla nasıl mücadele ediyor? Benim çünkü içimde kişisel olarak bir huzursuzluğum var. Ben ne kadar çok çöp çıkarırsam, dolabımda ne kadar çok eşya yığılırsa o beni mutlu etmiyor aslında. Hatta bende bir huzursuzluk yapıyor. Son yıllarda bu çok yükseldi. A Artı değil mi? Yani Çünkü bu niye bu kadar çok ayakkabı var? Niye bu kadar çok eşya? Yeni bir şey almaya elin gidiyor. Yani sonunda baktım ki şuraya doğru getirdi konu beni zihnimde de e, sıfır tüketim, sıfır atık ve minimalizm diye iki konuya geldim hı hı. bakarken ve düşünürken. Hiç bu konuyla ilgili baktın mı ya da etrafında böyle bir çabası olan insan var mı? Benim etrafımda olmaya Şöyle başladı. Var ya, yani etrafımda böyle çabası olan insanlar var. Bir şekilde bu içine düştüğümüz bataktan çıkmak için yani bu kadar ağır bir benzetme yapıyorum ama hakikaten bence bir bataktan çıkmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili kitaplar yazanlar var ama bu son 3-5 senenin konusu. Hı hı. Hatta iki tane de bu konuda kitap okumuştum ve yerli yazarlar. Genç, şimdi isimlerini yalnız söylemeyeyim ama ondan birkaç sene önce iki kadının birlikte yazdığı bir kitabı okumuştum. O da sadeleşmekle ilgiliydi. O da daha çok şeylere odaklanıyordu. Peki ne öneriyorlar? Önce şuradan başlamış. Maddesel olarak nasıl sadeleşebiliriz? Diyor ki dolabını bir aç. Bir bak neyin var? Hangilerini giyiyorsun bunların? Bazen hatta kendinde olduğunu fark etmediğin eşyaların çıkıyor giysileri indirdiğinde. Ben bugün tıpkı bunu yaptım. Bu konuyu konuşacağımız için. Aynen gittim. İlk madde buydu bende de. Ee, e, dolabını aç, eşyalarına bak ne kadar eşyan var bunların hepsi sana lazım mı gerçekten kullanıyor musun ne sıklıkla kullanıyorsun hmm. bir yıl boyunca bir kere bile elinin değmediği her şeyi birinci sırada ele hmm. bir yıl boyunca en fazla iki kere giydiklerini de ele Öyle. aslında dönüp dolaşıp bakınca insan kendine fark ediyor ki e, giymekten hoşlandığın, giyince kendini iyi hissettiğin, içinde rahat ettiğin belli bir kıyafet döngüsü var. Zaten Onun içinde dönüyorsun. Döndürüyorsun, evet. Diğerleri ay işte bununla uyuşur, dur şurada giyerim. Ay bunu da atmaya kıyamadım. Şu oldu, bu oldu falan derken yığılmaya başlamış ve arada ne olduğunu unuttun eşyaların olmaya başlıyor. Ve belki de çok sevmediğin kıyafetler var arasında. Tabii, yani hatta sana olmayanlar. Ha yani eski giymiş yani. olmak için giyiyorsun belki hadi değişiklik yapayım deyip giyiyorsun ama ne kadar anlamsız bir şey. İlk öneri bu. Ee, bak fark et neler fazla çıkar ihtiyacı olanlara mı veriyorsun. Nasıl Aynen tercih öyle. ya ediyorsun? geri dönüşüm var ki çok şükür bu bankalar hatta bazı markalar e, tekstil markaları işte giyim markaları bununla ilgili geri dönüşüm kumbaraları koymaya başladı evet. son yıllarda. En azından hani o geri dönüşme teşvik ediyor. Bu iyi bir şey. Sana hı -hı. indirim veriyor. Gerçi yine tüketmeye teşvik etmek için ama. Evet evet bu var. Ama hı, ama en, en azından hani e, Bence burada daha doğru olan ihtiyacı olana temiz ve kullanılabilir eşyaları ...aslında aktarmak, el değiştirmesini sağlamak hı hı. çok önemli bir parça bu. İkinci madde neydi? İkinci madde de aslında biraz daha ruhsal bir sadeleşme. Hı hı. Bu da iki taraftan bakabiliriz. Bir tanesi e, hayatımızda çok fazla e, insan tutuyoruz belki. Buna dönüp bir bakın hı. diyor. Hayatına giren bazı insanlara gereğinden fazla önem veriyorsun ve zaman ayırıyorsun. Aslında tükettiğimiz şey bir yandan da zaman... Şimdi zaman ne kadar önemli Tam bir şey. Tam da bununla ilgili şuradaki notuma bakıyordum. Benim özellikle bir gündemle altını çizdiğimde kopya çekti doğru söylüyorum. Hayatındaki eşyalar arttıkça işte biriktirme başlıyor ya. Bu evin içindeki diğer eşyalardan hmm. mutfak dolabını açıyorsun. Bilmem kaç tane borcam falan filan kadar tabak çanak. Günün sonunda bunların temizlenmesi yerleştirilmesi düzenlenmesi dediğinde hayatında ciddi bir zaman dilimini oraya enerjini oraya harcıyorsun. Halbuki hayatta enerjini ve zamanını vereceğin çok daha farklı keyifli alanlar var. Evet. Neden hayatından bu kadar zamanı boşa harcıyorsun? Bir de işin şu tarafı var. Zaman dedim biraz oradan çıkacağım ama bu kadar eşyayı evinde tutmak da bir enerji bozulmasına neden Bence oluyor. Bence de. Yani o kadar çok eşya koyuyorsun ki belki evinin içine anlamsız bir şekilde onlar böyle hani çok durağan bir şekilde orada hiç kullanılmadığı için de orada böyle bir kötü bir enerji bırakıyor. Yani fiziksel bir enerjimiz var bizim. Tabii. Hakikaten e, bu evi belki hiç kullanmasak 1-2 ay böyle boş dursa o enerji burada duran hale gelir ama içinde hareket etmeye başladığında burada bir enerji dönüyor. Tabii ki. Ee, onun için. Ben de inanıyorum. Hani böyle, o mutlaka. kullandığın eşyalar ne kadar eşya koyduğun hangi eşyayı nereye koyduğun falan o Feng Shui öğretisi de bunu şey yapar ya hani e, nereye neyi koymalısın hı hı. nasıl daha iyi akar enerji falan diye. Aslında bunlar çok da eşya, var. Çok eşya çok kalabalık e, o akışı da bozuyor diye düşünüyorum. Bozuyor her zaman buna da geliyor. Bu yani aslında önerilerde. ihtiyacın kadar aldığında, ihtiyacın olduğunda gerçekten ihtiyacın olduğunda aldığında, mesela artık ne bileyim zayıfladın, kilo aldın, olmuyor ayağına, ne bileyim büyürken ayakkabı artık olmuyor filan. Bu bir ihtiyaç gerçekten. Hı. Ee, ihtiyacını ihtiyacın olduğu zaman aldığında zaten fazla eşya birikmemiş Birikmiyor. oluyor. Artık kullanmadığın işine yaramayan şeyleri de başka ihtiyacı olanlara verdiğinde el değiştiriyor. İhtiyacın olan şeyi almak istediğinde de mümkün olduğunca ya başka birinden değiş tokuşla edinmeye çalışmayı öneriyorlar ya da işte bu vintage mantığının yükselişi de böyle bir şey. İkinci el eşya alıp Kendin küçük dokunuşlarla tamiratlarla tabii, veya kendi tabii, tabii. üstüne veya hayatına entegre edebilirsin. Yeme içme kısmında da öyle mutfakta da mesela markete bir gidiyorsun elinde tır 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 ya da işte pazara o an gözüne güzel gözüküyor belki sana iki limon lazım hmm. ver oradan ya vereyim bir kilo ver bir kilo filan çürüyor. Bir de onlar teşvik ediyor da tabi. Yani orada <laughs> yiyeceğin kadar gerçekten miktarda yiyeceğin çeşitlilikte gıdayı almak. İşte bunları alırken yanına bez çanta yıkayıp kullanabileceğin veya işte tek bir alışveriş çantasıyla gidip poşetle almamak. çok Plastik e, evet. şeyle plastik e, atık çıkaracak içecek ve sıvı almamak. Ambalajlı gıda tüketmemek. Hmm. Bu akımın içinde bu hani e, sıfır atık felsefesi ve sadeleşmede bunlar da var aslında sadece giysilerden bahsetmiyor hı hı. hayatın her alanında hani yürüyerek gideceğim bir yere araba çalıştırıp benzin yakıp bilmem ne yapıp gitmemek yani bunların hepsi aslında toplamda şuna geliyor bilinçli ve farkında bir şekilde tüket Gerekliyse, ihtiyaçsa al e, boşu boşuna gıdayı da çöpe atma ...plastik atık poşet çıkarma... ya ...bir tek benle mi olacak dediğin şey... ...evet bir tek önce benle olacak... ...sonra belki benim... ...arkadaşım, kardeşim, çocuğum... ...ne bileyim etrafımda etkileyebildiğim... ...ikinci, üçüncü insanla olacak... ...bu suya atılan bir taş gibi... ...halka halka büyüyebilecek bir şey... ...yani ben şöyle bakıyorum... Ya zaten ben işte şöyle yapıyorum, böyle yapıyorum. Kendimi durduramıyorum. Alışveriş etmeyi, giyinmeyi seviyorum. Ya yeme içmeyi seviyorum ben. Böyle azar azar değil de böyle gözüm doysun sofralar kurmayı seviyorum hmm. filan. Evet. Hani Yaşam tarzında her şeyi bir anda değiştirmek çok mümkün değil. Hı hı. Ama küçük adımlarla başlamak hı hı. bence bu işin en önemli parçası. İlk Yani adımı. Evet, plastik poşet yani ben çantamda mesela e, yurt dışında çok yaygın bir görüntüdür o. Bez çantalarla gezerler hı hı. ki sen de hani Londra'da İngiltere, değil mi? Londra'daydın bir dönem. Evet. Orada çok yaygındır. Mesela herkesin omzunda bez çantası vardır. Kendi kabında yemeğini taşırlar, parklarda yerler. Tabii yani Orada çok eskiden gelmiş bir bilinç. Orada bu. yaşarken Amerika'da da böyle. Zaten ee, o çok ilgimi çekmişti. 2005 senesinde oraya taşınmıştım ben. Ee, yaşadığım yerlerde mutlaka ayrıştırmak zorundaydım. Hı hı. Yani çöpümü. Benim için o, o bir yenilikti yani o zaman burada bunlar bu kadar sıfır atık konusu böyle konuşulmuyordu filan. Evet yani bir bilinç düzeyine gelindi ama mesela benim yaşadığım yerdeki belediye bu konuda yani sadece göstermelik çalışıyor gibi geliyor yani ben her ne kadar bir süre sonra yoruluyorsun bir tek sanki ben yapıyorum onu gidiyorum böyle tek tek böyle koyuyorum bir tek falan. sen yapıyorsun gerçekten. gerçekten yine de bence pes etmemek ve bunu elimizden geldiğince Geldim. önce kendimizde başlayarak bu değişime adım atmak gerekiyor ben mesela şunu evin içinde durdurdum. E ee, eve pet şişeyle su da alınıyordu. Çünkü küçük pıt açıyorsun, işte çantaya atıyorsun, gidiyorsun. Bir kere o plastik zaten benim sağlığıma çok büyük zarar veriyor suyun. Evet. Plastik. Onun yerine termos kullanıyorum. Hakikaten içine çayımı da yapıp koyuyorum, işte suyumu da içine koyuyorum. Termos taşıma alışkanlığını müthiş güzel bir şekilde hayatıma entegre ettim. Hmm. E, çantamda mutlaka bez çantam var onu açıyorum file gibi ve hani alışveriş yaptığımda onun, onun içine. içine koyuyorum. Bunlar çok küçük hareketler gibi görünmekle birlikte en azından e, atık çıkarma konusunda bir bilinçlenmeye başladım. Yemek konusunda daha az tüketmek için elimden geleni yapıyorum. Ben böyle eskiden şeyi çok severdim. işte böyle gözüm önce doyacak insanlardandım. Hakikaten de yeriz ya falan diyorsun. Açık büfeciler. Ee, ama yok. Açık <laughs> büfe değil ama şey böyle hani ne <laughs> bileyim bir çeşit Teleleme meyve alıyorum. Yok, bir, bir çeşit almıyorum da üç çeşit meyve alıyorum. Ama hmm. sıra gelip onu bitiremiyorsun. Yediğin kapasite çürüyor. Bir yeri gidiyor. Aa O çöpe gidiyor falan. O tür şeylere mesela çok acıyarak artık miktarlarını çok azalttım. Yani bir kilo mandalina alacağıma 3 mandalina 2 elma kadar e, adetli filan alışveriş yapmaya başladım. Ve bu beni mesela çok İyi hissettiriyor şu anda. E artık meyve sebze atmamak, yeşillik atmamak. Hani hmm. bunu mümkün olduğunca atmamaya hmm. yaklaştım. Hala atıyorum bu arada. Atmıyor değilim. Ekmek mesela Olurum atılırsa maalesef, çok üzülüyorum. Evet. E, o yüzden mesela eskiden şeyler vardı ya. Bu annelerimizin, anneannelerimizin daha eskilerde. E hiçbir şey atılmazdı. O ekmek mutlaka değerlendirilir. Tabii, Pilav bayat işte e, kadın budu köfteye döner. Bayat ekmek kıtır çok kızartılır çorbaya konur. İşte filan filan. Aslında... Şimdi bence bu farkındalık yükselmeye başladığı için dijital dünyada da YouTube'da da böyle yeme içme ile ilgili bazı insanların bu geri dönüştürme yani evdeki bir yemek kaldıysa ya da işte bir malzeme kaldıysa onu nasıl değerlendirirsin? Ne bileyim. Muzlar yamulduysa, ağzı burnu karardıysa bunu atma. Bundan yapabileceğin şeyler var. Bu tür şeyler yükselmeye başladı. O beni motive ediyor ve onu öğrenip kendimi terbiye etmeye çalışıyorum. Bunlar küçük adımlar ama bir yerden başlamak gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki, tabii ki. Ee, şeyi hala durduramadım mesela ben. Ee, beni maalesef ki bu önüme çünkü mesela neye meraklıyım ben ayakkabıya gözlüğe ve aksesuara meraklıyım bununla ilgili gelen reklam ve tanıtımın haddi hesabı yok önüme düşen bir de meraklı an. olduğun için daha çok düşüyor tabi tabii. E, oradaki yapay zeka algoritma beni çok iyi benden iyi tanıdığı için önüme sürekli beni gıdıklayacak bir şey gönderiyor hmm. ve ben böyle ah, çok güzelmiş fakat şunu yapıyorum gözümü doyurup böyle alıyormuş gibi sepete atıyorum sonra diyorum ki şu an buna ihtiyacım var mı hayır eee o zaman niye alayım? Neden şu an buna Çok para harcayayım? Çok iyi taktik. Ben de böyle bir şey söyleyecektim. Çok, Çok psikolojik rahatlatıyor. Çok iyi geliyor. Ve sonra kapatıyorum o sayfayı. Alışveriş yapmışım gibi tuhaf bir zevke kavuşuyorum. Şimdi bu psikolojik travmamla uğraşıyorum <laughs> ama ben şu anda. Yani bu bir itiraftır. Bu yayın sonrasında biraz uzanacak Şener. Ben biraz dinleyeceğim onu. <laughs> ben seyahat edip video çektiğim için hep aynı giysi ve aynı görsellikle fotoğraf ya, çekilmesin diye bu başka buna bir şey. teşvik edilen edilen bir alanın içindeyim. Yani e, gece geziyorum, gündüz geziyorum, kış geziyorum, yaz geziyorum bir sürü bir şey oluyor ve farklı ihtiyaçların oluyor. Tabii. Dolayısıyla hep aynı çanta aynı şeyle görünme bu belki de görünebilir mi? bir sorun yok kimse de bunu eleştirmeyecek bu benim psikolojik yorumum. Kendimi iyi hani hissediyorum. Hani şeydir ya evet. Hani. Farklı ve bunu da seviyorum Her bu arada. Her bölümde farklı bir şey giymiş olayım filan. Aynen öyle oluyor. Halbuki gerekli mi? Ee, tabii ki değil. Mesela bir bisikletle dünya gezen insanlar var. Bir sırt çantasına sığacak kadar eşyalarıyla seyahat eden, yaşayan insanlar var. Bu tabii ki şey. Onun yaşam tarzı... Bunu gerektiriyor, buna izin veriyor. Biraz böyle bir şey de var ister istemez. Yaşam tarzında da seni. Yaşam tarzın yalın olmak zorunda. Evet, yani mesela bir plaza insanısın, toplantıya gidiyorsun, işte müşteri almak istiyorsun, toplantıya gidiyorsun ve biliyorsun ki senin çantana, ayakkabına, saatine telefonuna bakacak ve senin buna göre değerlendirip sana ona göre iş verecek ya da saygı duyacak maalesef. Lanet bu kadar, olsun böyle şey Mu kadar da. yüzeysel ama e, acıklı bir gerçek bir dünya da var. Ya Acımasız bir dünya. Ben şey düşünüyorum hani çalışmak insana daha çok para harcatıyor. Tabii ki her zaman. <laughs> Gerçekten öyle. Ee, Asıl o algı nasıl değişecek insanlarda? Yani İnsanların insanlarla sürekli, göre. sürekli yüz yüze olduğun bir iş yapıyorsan öyle oluyor yani evet. yapacak bir şey yok. Ama biraz biraz ben kendi içimde onu da değiştirmeye çalışıyorum. Hı hı. Yani ne yapıyorsun? İnsanlar bunun nasıl farkında bilmiyorum ama hı hı. yani e, çok fazla mesela geçen kış ben kendime çok fazla yeni bir şey almadım. Belki bir iki ihtiyaç, hı hı. hani e, artık eskimiş olan birkaç şeyi değiştirip, hı hı. hani yeni es, şu ceketim eskidi, de, hadi yenisini alayım, onun üstüne giyerim falan. Ama hani altla üstü farklı değiştirdiğiniz zaman 3-4 tane daha farklı kıyafet çıkabiliyor. Bak bunu matematikte öğretler, değil mi? Böyle e, farklı kombin kombinasyon, permütasyon, kombinasyon. <laughs> hiçbir ya. zaman sevmedim, <laughs> üniversite sınavında bile reddettim. Ama hayatın... Asla yanıtlam yanıtlamadım o soruları ama bak hayatta nasıl şey Böyle veriyor, karşına geliyor. Şöyle bir sadeleşme önerisi vardı aslında. En çok mesela Kolayca birbiriyle kombinleyebileceğin, çok böyle dallı güllü, yazılı pullu filan kıyafetler alacağını bir kadın için söylüyorum en azından. Siyah, <laughs> A, beyaz... Erkek de evet, üstüm, <laughs> doğru. Dallı güllü. Giyelim, yani çok böyle istedim. sivri renkler, değişik desenler birbirleriyle hem uzun süre kullanmak zor hem kombinlemek zor. Ama siyah, beyaz atıyorum, bej bir şey neyse ne renk hmm. seviyorsan sade giysiler aldığında bunları birbirleriyle değiştirerek birçok versiyon çıkarıp... Belki sürü bir sürü kıyafet çıkar. bir broşla, bir fularla... Belki sadece bir şapka takarak bir anda bütün havasını değiştirip yeni kıyafet kombinleri çıkarabilirsin. Böylece e, 32 renk bilmem kaç Hı -hı. versiyon almana gerek kalmaz diyor. Onu yerleştirmekle zaman kaybetmezsin. Her sabah önüne gelip bin tane kıyafete bakıp Ay, ne giysem ne hiç kıyafetim demezsin. yok demezsin. Evet. Çünkü giyeceğin şeyler bellidir. En fazla o 3-4 tane versiyonu birbirle değiştirip birkaç aksesuarla havasını değiştirmek üzerine Hı. enerji harcayacaksın. Gerçekten de sevdiğin şeyler alırsan zaten sıkılmazsın da. Bir de bu hakikaten kanıtlı. Yani böyle bu çalışıyor. Dışarıdan da farklı bir şey giymişsin gibi görünüyor. Hiç olmamış mıdır? Olmuştur mutlaka. İnsanlar bakıp "Aa üstündeki ne kadar güzelmiş." Halbuki her hafta onu iki kere giyiyorsundur mesela. Hı. Şunu çok demişimdir. "Aa hep giyiyorum, bilmiyor musun bunu?" "Yok, ilk defa görüyorum." O zaman dikkatini çekecek bir şey oluyor. eklenmiş bir şey olmuş <laughs> onunla demek ki. Yani demek ki işe yarıyor bu. Kendi adıma ben acaba bunu yapabilir miyim diye ...bunu bir challenge'a mı çevirsem? Şimdi mesela bugün gardırobumda bunu yaptım. Hmm. Kendime ikinci bir söz vereyim. Ben bunu ikinci bir versiyonuna geçeceğim. Ben yaz ve kış dönüşlerinde gardırob detoksu yapıyorum. Şimdi tam zamanı. Çok güzel oluyor. O yazlıkları kaldırırken, sonbahar kışlıkları ortaya çıkarırken... ...bir bakıyorsun ki e ben bunu hep kaldırıyorum, tekrar koyuyorum. Ama hiç giymiyorum ki dediğim şeyleri hemen elemeye başlıyorum. Eledikten sonra da yerine bir şey almayıp olanları tekrar doğru şekilde kullanmaya çalışmak Acaba çalışır mı? Ben bunu deneyeceğim. Çalışır gibi geliyor. Bence bir bakalım. Eve de bir şey almama konusunda mesela mum almaya hastayımdır. Almıyorum. <laughs> Hepsini yakıp kullandıktan sonra alacağım. Bitmeden bir şey almayacağım yani. <laughs> Önce mumlarınızı yakın. Yemeklerinizi atmadan güzelce yiyin, dönüştürün, değiştirin. Lütfen ihtiyacı olanlarla paylaşın ki sizin fazlalarınız başkasının ihtiyacını karşılasın. Bir şey daha söyleyeceğim. Ha. Bir de zamanınızı da iyi kullanın. Buraya hiç giremedik ama süremizi çok aştığımız için ya bir şey evet, diyemiyorum. Çok önemli bir çünkü. Konu çünkü. E, hayatındaki insanları da ihtiyacın olanları tutup olmayanları kalabalıkları elediğin zaman da hayatta sadeleşiyorsun. Evet. Çok önemli. O Konuştuğun da senin, insanlar ve konular da daha özleşiyor. Rafineleşiyor. Zaman. Üstelik hayatından hayatını ve zamanını tüketen insanları çıkarttığın zaman. Oh mis gibi. Müthiş bir huzur mis. ve bol kepçeden zaman sana kalıyor. Tamam bence bunu da evet. eklediğimize göre gönül rahatlığıyla bu konuda sizi düşünmeye <laughs> teşvik ettiğimizi düşünüyor ve kendinize iyi bakın diyoruz. Hoşçakalın. Bye bye.